Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Fahri Ender Yılmaz. Geçen dersimizde 11. sınıf konumuz anlatım bozukluklarına giriş yapmıştık. Bu dersimizde anlatım bozuklukları konusuna devam edeceğiz. Evet bir önceki derste Sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları konusuna giriş yapmıştık arkadaşlar. Yanlış anlamda kullanılan sözcüklerden, birbiriyle karıştırılan sözcüklerden, gereksiz kullanılan sözcüklerden ve anlamca çelişen sözcüklerden bahsetmiştik. Bugünkü dersimize tamlama yanlışlarıyla devam edelim. Arkadaşlar dilimizde adı ve sıfat tamlaması olmak üzere iki türlü tamlama vardır. Her tamlama bir tamlayan bir de tamlanandan oluşur. Tamlama yanlışlarını da aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz. Mesela bir alt tamlamasında tamlayan ya da tamlanan sözcüklerden birinin eksikliği. Biz buna tamlayan eksikliği veya tamlanan eksikliği de diyoruz. Örnek üstünde inceleyelim. Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardır ne de zamanıdır. Bakın arkadaşlar neyin zamanıdır? neyin zamanıdır. Bakın burada bir tamlayan eksik. Bunun zamanıdır. O halde cümleyi doğru şekilde okuyacak okuyacak olursak onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardır ne de bunun zamanıdır. Bakın bunun zamanı belirtili bir isim tamlaması. Arkadaşlar bu tamlamada tamlayanımız eksik kullanılmıştır bir önceki cümlede. Eğer bu cümleye tamlayanı ilave edersek anlatım bozukluğumuzu gidermiş oluruz. Ad ve sıfat tamlamalarının uyumsuz kullanılması. Arkadaşlar yine örnek üstünde gösterelim. Bu önlemler ekonomik ve sağlık açısından son derece önemliydi. Bakın ekonomik ve sağlık açısı. Arkadaşlar ekonomik açı bir sıfat tamlamasıdır. Sağlık açısı bir isim tamlamasıdır. Biz bir isim ve sıfat tamlamasını ortak bir tamlanana bağlayamayız. Bu durumda anlatım bozukluğumuzu şu şekilde düzelteceğiz. Bu önlemler ekonomi ve sağlık açısından son derece gerekliydi veya bu önlemler ekonomik açı ve sağlık açısından son derece gerekliydi şeklinde düzeltebiliriz. Arkadaşlar, tamlayan ekinin unutulması. Bakın, isim tamlamalarında tamlayan ekimiz -ın, in -in'dir. Arkadaşlar, bir cümleyi okuduğumuzda o cümlede -ın, in, -in ekinin eksik olduğunu görürsek o halde tamlayanın eksik olduğunu söyleyeceğiz. Bakın her insan bu durumda aynı biçimde davranması beklenir. Davranması burada tamlanandır. Kimin davranması? Her insan. Bakın burada arkadaşlar ın ekinin olmadığını görüyoruz. O halde cümledeki anlatım bozukluğunu nasıl düzelteceğiz? Her insanın bu durumda aynı biçimde davranması gerekir şeklinde tamlayan ekini ekleyerek anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluyoruz tamlama unsurları arasındaki tekillik çoğulluk uyumunun sağlanamayışı. Bakın arkadaşlar bunu da yine alt başlıklar altında inceleyelim. Birden büyük sayı sıfatlarıyla kurulan sıfat tamlamalarında arkadaşlar adın tekil kullanılması gerekir. Nasıl? Bakınız bu kongrede 3 ya da daha çok konuşmacılar. Arkadaşlar Bakın birden büyük sayılarla ne yaptım arkadaşlar bir tamlama oluşturdum üç ya da daha çok konuşmacı zaten üç ya da daha çok bir çokluk bildiriyor o halde adım burada ne olması gerekiyor tekir olması gerekiyor yani anlatım bozukluğumuzu nasıl düzelteceğiz bu kongrede üç ya da daha çok konuşmacı söz alacakmış şeklinde düzeltmeliyiz. Birçok, biraz, herhangi, birkaç, hiçbir, her gibi belgesiz sıfatların tamlayan olduğu sıfat tamlamalarında adın tekil kullanılması gerekir ki zaten bir önceki maddeye benziyor bu. Köprü ihalesine birçok yerli ve yabancı firmalar. Bakın arkadaşlar birçok çokluk bildiren belgesiz bir sıfattır. Tamlananı ne yaptık? Çoğul eki getirerek yanlış bir biçimde kullandık. O halde anlatım bozukluğumuzu nasıl düzelteceğiz? Köprü ihalesine birçok yerli ve yabancı firma katıldı şeklinde düzelteceğiz. Her belgisi sıfatının tamlayan olduğu sıfat tamlamalarında yüklemin olumsuz olması anlatım bozukluğu oluşturur. İlkbahar aylarında her çeşit kuş avlanmayacaktır. Bakın arkadaşlar. Avlanmayacaktır olumsuz bir eylemdir. Her belgisiz sıfatı burada cümlenin anlamına uygun düşmemektedir. O halde olumsuz durumlar için kullanılan hiçbir ifadesini getirerek anlatım bozukluğumuzu düzeltmiş oluruz. İlkbahar aylarında hiçbir çeşit kuş avlanmayacaktır. Bakın burada olumsuz bir eylem için ne yaptık? Hiçbir belgisiz sıfatını getirmiş olduk. Arkadaşlar bir diğer anlatım bozukluğu sebebimiz yapıları bozuk sözcükler. Dil bilgisi kurallarına aykırı biçimlendirilmiş sözcüklerin cümlede kullanılması ne yapar? Anlatım bozukluğuna yol açar. Sözcükler dilin kurallarına uygun biçimde türetilmelidir. Ortak kullanımı olmayan kök ek uyumu yanlış kurulan sözcükler anlatımı bozar ki bakın burada en çok dikkatimizi çeken kök ek uyumudur. Çünkü sözcüğün yapısıyla ilgili olan terimler kökün veya ekin yanlış kullanılmasıyla karşımıza çıkar. Şimdi örnek üstünde inceleyelim. Türk klasiklerinin iyi okunulması gerektiğini söyledim. Burada yanlış yapılandırılmış sözcük okunulmasıdır. Anlatım bozukluğunu nasıl düzelteceğiz? Türk klasiklerinin iyi okunması gerektiğini söyledim. Burada ul eki arkadaşlar fazladan kullanılmıştır. O halde yapısı bozuk bir sözcük vardır. Kasabamızda yes yeni bir ortaokul binası yapıldı. Arkadaşlar pekiştirilmiş bir ifade görüyoruz ama yeni kelimesini biz s sesiyle değil p sesiyle pekiştirmeliyiz. O halde anlatım bozukluğunu Kasabamızda yepyeni bir ortaokul binası yapıldı şeklinde düzeltmeliyiz. Yabancı dilini geliştirebilmemiş adaylar. Bakın burada yeterlilik fiilinin olumsuzu kullanılmış. Yabancı dilini geliştirebilmemiş adaylar bu sınavı kazanamaz. Biz yeterlilik fiilinin olumsuzunu ebilmek şeklinde değil, geliştirememiş şeklinde düzelterek anlatım bozukluğumuzu da gidermiş oluruz. Evet, bir diğer anlatım bozukluğu nedenimiz deyimlerin atasözlerinin yanlış kullanılması. Arkadaşlar deyimler bir dilin en önemli söz varlığıdır ki deyimler en az iki sözcükten oluşur ve genellikle mecaz anlamı ifade eder. Ama burada deyimlerin bir özelliği var ki kalıplaşmış olması bu bizim için çok önemli anlatım bozukluğunda. Şimdi deyimi oluşturan sözcüklerden herhangi birisi Eş anlamlısı da olsa başka bir sözcükle değiştirilemez. Aksi durumda ne olur arkadaşlar? Deyim özgünlüğünün bozulmuş olması. Bu da anlatım bozukluğuna sebebiyet verir. Aynı durum atasözleri için de geçerlidir. Biz eee atasözlerinin veya deyimlerin kalıplaşmış olduğunu vurgulayarak onların değiştirilemez olduğunu söyleyebiliriz. Değiştirdiğimiz takdirde ne olur? Anlatım bozukluğu meydana gelmiş olur. Deyim yanlışlarında bir de deyimin cümlenin anlamına uygun düşmemesi söz konusu. Yani başka bir sözle çelişmesine özen göstermeliyiz. Atasözlerinde deyimler gibi kalış, kalıplaşmış olduğunu söyledik. Burada da o sözcüğün eş anlamlısı da olsa yapısını değiştiremeyiz ve deyimin anlamını cümlenin uygun kullanmak zorundayız. Şimdi örnek üstünde ne yapalım inceleyelim. TV'lerde gösterilen belgesel filmler çocukların yeni şeyler öğrenmelerine çanak tutuyor. Bakın arkadaşlar bu cümlede çanak tutmak deyimi karşıma çıktı. Çanak tutmak olumsuz durumlar için kullanılan bir deyimdir. Ama burada çocukların yeni şeyler öğrenmeleri nedir arkadaşlar? Olumlu bir durumdur. O halde çanak tutmak deyimi bu cümlenin anlamına uygun kullanılmamıştır. Çocuk çevresinde konuşulanlara kulak asarak kelimelerin telaffuzunu öğrenir. Arkadaşlar, Türkçede kulak asmak değil ama kulak asmamak şeklinde bir deyim vardır. Burada anlatım bozukluğumuzu kulak vererek şeklinde düzeltebiliriz. Çocuk çevresinde konuşulanlara kulak vererek kelimelerin telaffuzunu öğrenir. Şimdi yan oturup doğru konuşalım. Bu ülkenin hali ne olacak? Burada dikkatimi çeken yan oturup doğru konuşmak biraz tuhaf geldi bana. Burada ne yapmış arkadaşlar? Deyimin yapısını bozmuş. Deyimin orijinali nasıldır? Eğri oturup doğru konuşmak. O halde Anlatım bozukluğumuzu nasıl düzelteceğiz? Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bir bu ülkenin hali ne olacak şeklinde anlatım bozukluğumuzu düzeltmiş oluruz. Arkadaşlar sözcük düzeyinde anlatım bozukluklarını bitirdik. Şimdi cümle düzeyinde anlatım bozukluklarıyla devam edeceğiz ki cümle düzeyinde anlatım bozukluklarını özne eksikliği ile ilgili yanlışlar, Yüklem eksikliği ve yüklemle ilgili yanlışlar, ek eylem eksikliği ile ilgili yanlışlar, özne yüklem uyuşmazlığı, nesne eksikliği ile ilgili yanlışlar, nesne ve tümleşlerin gereksiz kullanımı ve anlam belirsizlikleri başlıkları adı altında inceleyeceğiz. Evet ilk olarak özne eksikliği ile ilgili yanlışlarla başlayalım. Öznesi farklı sıralı cümlelerde birden çok yüklemin aynı özneye bağlanması ne yapar arkadaşlar? Anlatımı bozar. Bu tür bozukluklar yüklemlere uygun öznelerin kullanılmasıyla ne yapılabilir? Giderilebilir. Şimdi örnek üstünde inceleyelim. Sanatın herkes tarafından rahatça anlaşılabilecek bir yapısı yoktur. Sadece birikimi olanlarca anlaşılabilir. Bakın burada ilk cümlemizin yüklemi yoktur. İkinci cümlemizin yükleme anlaşılabilir. Yoktur, yok olan ne? Sanatın herkes tarafından rahatça anlaşılabilecek bir yapısı. Tamam. Peki anlaşılabilir olan ne? Arkadaşlar bakın bu cümlede bir özne eksik. Sanat sadece birikimi olanlarca anlaşılabilir şeklinde özne eksikliğini gidererek anlatım bozukluğumuzu ne yapmış oluyoruz? Gidermiş oluyoruz. Herkes birbiriyle konuşuyor, etrafında olup bitene dikkat etmiyordu. Arkadaşlar bakın, dikkat etmiyordu, konuşuyor. Herkes konuşuyor. Olumlu durumlar için herkes hepimiz gibi Özneler kullanılabilir. Ancak olumsuz yargılar için kimse, hiç kimse gibi ifadeler kullanmak zorundayız. Bakın ikinci cümlemizde bir özne eksikliği görüyoruz. Herkes birbiriyle konuşuyor. Kimse etrafında olup bitenlere dikkat etmiyordu şeklinde anlatım bozukluğumuzu düzeltebiliriz. Evet. Anlattığı her şeyi dikkatlice dinledim ama bana hiç de inandırıcı gelmedi. Ne inandırıcı gelmedi? Anlattıkları. Bakın, birinci cümlenin yüklemi, ikinci cümlenin yüklemi. Bakın burada anlattığı her şeyi dikkatle dinledim ama bana inandırıcı gelmeyen ne anlattıkları. Burada özne eksikliğinden kaynaklı yine bir anlatım bozukluğu söz konusu. Hastane inşaatı birkaç güne göre kadar tamamlanacak ve önümüzdeki ay hizmete açılacak. Arkadaşlar hizmete açılacak olan hastane inşaatı mıdır? Hayır. Hastane inşaatı birkaç güne kadar tamamlanacak ve hastane önümüzdeki ay hizmete açılacak şeklinde anlatım bozukluğumuzu gidermiş oluruz. İkinci bir anlatım bozukluğu sebebi yüklem eksikliği ve yüklemle ilgili yanlışlar. Cümlelerde bir eylemin ya da yardımcı eylemin eksikliği veya birbirine bağlı cümlelerin yüklemleri arasındaki uyumsuzluklar anlatım bozukluğuna yol açar. Yüklemler arasında kip, kişi, zaman, çatı açısından uyum bulunmalıdır belirtilen uyumların bulunmayışı ne yapar? Anlatım kusurudur. Yüklemle ilgili yanlışları da arkadaşlar ilk olarak yüklem eksikliğiyle anlatabiliriz. Yüklem eksikliği az önce öznenin eksikliğinden bahsettik. Şimdi de yüklemin eksikliğinden bahsedeceğiz. Doğru anahtarla her şeyi yanlış anahtarla hiçbir şeyi açamazsın. Arkadaşlar bakın doğru anahtarla her şeyi açarsın. Yanlış anahtarla hiçbir şeyi açamazsın. Gördüğünüz üzere birinci cümlede arkadaşlar ne yapılmıştır? Yüklem eksik kullanılmıştır. Niçin? Çünkü ikinci cümlenin yüklemi birinci cümleyi karşılamamaktadır. Diğer bir örneğe bakalım. Eski eşyalarınızı çöpe değil, ihtiyacı olana verin. Çöpe verin olmaz değil mi arkadaşlar? Burada anlatım bozukluğunu nasıl düzelteceğiz? Çöpe değil ihtiyacı olana verin yani çöpe atmayın ihtiyacı olana verin şeklinde anlatım bozukluğumuzu düzeltmiş olacağız. Kardeşim tiyatroya gitmeyi ben film izlemeyi severim. Bakın arkadaşlar bu yüklem iki cümle için ortak kullanılmış. Ama kardeşim severim olmaz. Anlatım bozukluğumuzu nasıl düzelteceğiz? Kardeşim tiyatroya gitmeyi sever. Ben film izlemeyi severim şeklinde düzeltmeliyiz. Şimdi yardımcı eylemin eksikliğinden bahsedelim. Bu tür davranışların yersiz ve doğru olmadığını sen de biliyorsun. Arkadaşlar yersiz olmadığını. Bakın burada yine ortak bir yardımcı eylem kullanılmış. Biz bir önceki dersimizde yardımcı eylemin gereksiz kullanılmasından bahsetmiştik. Etmek, olmak, kılmak, eylemek gibi yardımcı eylemler Türkçede var olan yardımcı eylemlerdir. Burada bu tür davranışların yersiz olduğunu ve doğru olmadığını sen de biliyorsun. Gördüğünüz üzere bu cümlede yardımcı eylemimiz eksik kullanılmıştır. Bugüne kadar bize her konuda yardım ve tüm sorunlarımızla ilgilendiğinizi inkar edemeyiz. Arkadaşlar bakın bu cümledeki anlatım bozukluğunu nasıl düzelteceğiz? Yardım ettiğinizi ve tüm sorunlarımızla ilgilendiğinizi inkar edemeyiz şeklinde eksik yardımcı eylemimizi cümleye ilave ederek anlatım bozukluğumuzu gidermiş oluruz. Fiilimsi eksikliğiyle devam ediyoruz. Şiirlerinde ahengi ön plana anlamı ikinci plana iten şairlerin taşradaki ömrü pek uzun olmuyor. Arkadaşlar bakın ön plana ve ikinci plana iten bu iki ifade için iten sıfat fiili ortak kullanılmış. İkinci plana itebilirsin ama ön plana itemezsin. O halde ön plana alan anlamı ikinci plana iten şairlerin şeklinde anlatım bozukluğumuzu gidermiş oluruz. Artık onunla çok az ya da hiç konuşmadan da anlaşabiliyoruz. Arkadaşlar konuşmadan zarf fiilini çok az ve hiç ifadeleri için ortak kullanmış. Çok az konuşmadan olamaz. Nasıl düzelteceğiz anlatım bozukluğumuzu? Artık onunla çok az konuşarak ya da hiç konuşmadan da anlaşabiliyoruz şeklinde eksik fiilimsimizi tamamlayarak anlatım bozukluğumuzu gidermiş oluruz. Evet, bir diğer anlatım bozukluğu nedenimiz çatı uyuşmazlığı. Bir cümlede aynı özneye bağlanarak kullanılan fiillerin, fiilimsilerin çatı özellikleri de aynı olmalıdır. Etken ve edilgen fiiller, fiilimsiler aynı özneye bağlanırsa anlatım bozukluğu meydana gelmiş olur. Yani bir cümlede birden fazla yargı varsa bu yargıların Hepsi ya etken çatılı olmalıdır ya da edilgen çatılı olmalıdır. Eğer biri etken diğeri edilgen olursa çatı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu meydana gelmiş olur. Örnek üstünde inceleyelim. Yaz kış sakin ve gürültüsüz bir ortam sunan adaların sokaklarında biraz dolaşınca hemen bir huzur hissediliyor. Arkadaşlar bu cümlede dolaşınca yan yargımızdır hissediliyor temel yargımızdır. Bakın hissediliyor edilgen bir şekilde dolaşınca ise etken bir şekilde. O halde çatı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu söz konusu. Anlatım bozukluğumuzu nasıl düzelteceğiz? Dolaşınca değil dolaşılınca şeklinde. Ee, zarf fiilimizi edilgen çatılı yaparak anlatım bozukluğumuzu düzeltmiş olduk. Her konuya aynı önemi verip dikkatlice çalışırsa bu sorular rahatlıkla çözülür. Arkadaşlar verip çalışırsa bu sorular rahatlıkla çözülür. Bakın bu edilgen çalışırsa etken etken. Bakın iki tane yan yargımız var. Arkadaşlar yan yargılarımız etken çatılı ama temel yargımız edilgen çatılı. O halde yine bu cümlede anlatım bozukluğu söz konusu. Evet sevgili öğrenciler bir dahaki derste görüşmek üzere hoşçakalınız. Final yayınları Final Evinizde programını sundu.